Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Paraflex 250 mg tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Paraflex, iskelet kasının ağrılı durumlarında kullanılan, merkezi sinir sistemi üzerinden etki gösteren kas gevşetici bir ajandır. Paraflex, karton kutuda 20 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Paraflex, iskelet kasındaki ağrı ve spazm, yani istemsiz kasılma ile birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak şu belirtilen durumlarda kullanılır. Bel ağrısı, boyun tutulması, boyun, omuz ve kol ağrıları, yangılı veya darbelere bağlı kas rahatsızlıkları, tendom yani kasları kemiğe bağlayan kas kirişleri ve eklem rahatsızlıkları, ortopedik işlemler sırasında. Paraflex 250 mg tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, Paraflex'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Paraflex'in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız, karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa, akut porforide yani karın ağrısı veya kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalıkta kullanmayınız. Paraflex'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer ateş, döküntü, iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, sağ üst kadranda ağrı, koyu renkli idrar veya sarılık gibi şikayetleriniz ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz. Eğer alerjiniz varsa veya daha önceden başka ilaçlara karşı alerjiniz olduysa ilacınızı dikkatli kullanınız. Paraflex'i kullanımın sersemlik yapabilir. Bu nedenle ilacınızı alkol veya merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçlarla birlikte kullandığınız takdirde sersemlik etkisinin artabileceğini göz önünde bulundurunuz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Paraflex 250 mg tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Paraflex'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi, anksiyete, sersemlik hissi, baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, uyuşma, vertigo, karın ağrısı, iştahsızlık, ishal, hazımsızlık, gaza bağlı mide bağırsakta şişkinlik, kanamaya bağlı katran renkli veya yumuşak kıvamlı yapışkan nitelikli dışkı, bulantı, kaşıntı, döküntü, ciltte renk değişikliği, aşırı miktarda idrar yapma, kuvvetsizlik, güçten düşme, vücut ağrısı, ödem. Yaygın olmayan yan etkisi, anormal düşünceler, bilinç bulanıklığı, depresyon, duygusal değişkenlik, kasların gerginliğini yitirmesi, uykusuzluk, kalp atım hızının artması, kan damarlarının gevşemesi, nefes darlığı, öksürüğün artması, grip belirtileri, nezle, kabızlık, ağız kuruluğu, susama, kusma, terleme, idrara çıkma sıklığının artması, adet kanama süresinin uzaması, üşüme. Bilinmeyen yan etkisi, aşırı uyarılma, mide kanaması, karaciğer toksitesi, deride morarma, nokta şeklinde deri altı kanamaları, kırıklık. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Paraflex 250 mg tablet nasıl kullanılır? Yetişkinlerde günlük doz genellikle günde 3 ya da 4 defa 1 ya da 2 tablettir. Günde toplam 750 mg'dan 2000 mg'a kadar, gerekirse günde 3 ya da 4 defa 3'er tablete çıkılabilir. Günde toplam 2250 mg'dan 3000 mg'a kadar, iyileşme görülünce doz azaltılabilir. Doktorunuz Paraflex ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Uygulama yolu ve metodu ise tabletler 1 bardak su ile birlikte alınır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 yaşına ve daha büyük çocuklardaki doz günde 3 ya da 4 defa yarım tablettir. Günde toplam 375 mg'dan 500 mg'a kadar çocuklara verilirken tabletler kırılabilir veya uygun bir gıda ile karıştırılabilir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlı hastalarda kullanımla ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır. Paraflex'in saklanması. Paraflex'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.